Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkan'ın en lezzetli oyun programına Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, Outlast'te 3. bölümüyle kaldığım yerden devam ediyorum. Dökümanları bir kez daha göz gezdirdim bu bölüme başlamadan önce. Chris Walker ve Billy isimleri tekrar tekrar gözüme çarpıyor. O iri yarı arkadaş büyük ihtimalle Chris Walker. Onun dışında Peral Martin var, bizi buraya hapseden kişi. %100 kötü bir karakter olduğunu düşünmüyorum ama iyi bir karakter olduğunu da düşünmüyorum. Hani amacı bizi öldürmek olsa öldürürdü çok rahat bir şekilde. Fakat amacı bizim buradaki olayları gün ışığına çıkartmamızı istiyor. Kameramıza el koymamış olması, onu bizim yanımıza bırakmış olması da bunun bir göstergesi. Bize hapishanenin derinlerine, büyük ihtimalle hastaların uyutulduğu, işte zaman geçirdikleri yere bıraktı bizi. Biz de buradan çıkmaya çalışacağız. Onun dışında Wallrider projesinden sıklıkla bahsediliyor. Hastaların üzerine deney yapıldığı projenin de bu Wallrider projesi. Ayrıca Dr. Wernick'in ismini verdi bize Peder Martin. Fakat onun da bayağı uzun bir süre önce öldüğü belirtilmiş. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yer yer bizi korkutacak anlarla karşılaşacağız gibi bir his var içimde. Bayağı bir deli tahribatı var. Bütün hastalarda var. Bir tek bu şahsa ait bir şey değil. Devam ediyorum. Sen bana bir şey yapar mısın? Bayağı bu arkadaşın ahı gitmiş. Vahı da gitmiş. Bunlar? Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Bu arkadaşlarla başımız ağrıyabilir arkadaşlar. Oho, bizi pay da ettiler. Karaciğeri senin, dili benim falan. Pek tekin insanlar değil. Devam ediyorum. Yani çok da yaklaşmamakta fayda var. Ya hangisi saldırgan, onu, hangisi bir şey yapmaz onu da bilemiyorum ki. Anam. Vallahi bu korkuttu. Rahatsız ya. Şu ilk bölümde miydi, ikinci bölümde miydi? Tekerlekli sandalyelilerden korkuyorum artık arkadaşlar. Bu yine atlar mı üstümüze? Yok. Bunun bilim olduğunu söyleyecekler ama değil. Onlar bizi bekliyor. Billy anlamıştı. Her zaman buradaydılar. Ya o iri yarı arkadaş Billy mi, Chris Walker mı, herhalde net bir şekilde anlayacağız birkaç bölüm sonra diye düşünüyorum. Şu kapıyı da açmadım ama deneyeyim. Anam. Vallahi bu da korkuttu. Yok ya, buradan bir şey çıkmayacak büyük ihtimalle ama. Space alone.
Şunu da deneyelim. Evet, büyük ihtimalle çıkış yolumuz bu. Saatime bakıyorum. Anam. Peksi. Bana ruh hastası. Acaba ben miyim ruh hastası, sen misin? Şuradan geçiş yok büyük ihtimalle, var mı? Yok. Şuradan devam ediyorum. Pili alalım. Buradan geçiş yoktur. Evet. Hacamat edilmiş bir güvenlik görevlisi daha. Ya şu ters taraftan çıktık büyük ihtimalle. Şuradan çıkmıştık. Şu az önce gördüğümüz ikiz kardeşler burada bir yerde olabilir belki. Follow the blood. Kanı takip et yazıyor. Buradan mı gideceğiz? Bir fısıltı var şu anda, duyuyorum derinden. Arkadaş açmış artık. Bu arada not falan aldık mı? Unuttum ben onu. Evet, doğaüstü. Siktimin binası, ciddiyim, lanet olası bina, ölüm burada, başıma gelecek en kötü şeyler listesinde alt sıralarda. Ok işareti şuraya gösteriyor. Ha, döküman. Peder Martin, parmak boyama seansları. Doktor Zayn'in sanat programının iptali ile ilgili iletişim bilgilerini bana verdi. Hastalarımdan Martin, parmak boyama seansıyla tedavide büyük adımlar atmıştı. Sanat programının iptalinden sadece bir hafta sonra ilahi çağrı diye adlandırdığı şizofektif iddiaları büyük ivme kazandı. Lütfen o adamın parmak boyama seansı yapmasına izin verin. Boyama maliyetinden keserek birkaç dolar kâr yaptığınızı sanıyorsunuz ama vuku bulacak klozapinin maliyeti bunu aşacaktır. Büyük ihtimalle şu arkadaştan bahsediyoruz. Devam ediyorum. Burada bir arkadaş var. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Onlar deney değildi, ritüeldi. Diyor.
Ya şu pil ileride başımızı ağrıtacak gibi bir his var içimde. Yani hiç 5'te 5 yapamadım diye hatırlıyorum şu zamana kadar. Bayağı da azalıyor namussuz. Neyse devam edelim. Of of of. Ne oluyor? Of. Bu arkadaş biraz tehlikeli. Gerçi görüyorsa görmüştür zaten. Eğilip kalkmayla bir alakası yok. Uslu durman hoşuma gidiyor. Yani fazla yanına yaklaşasım yok. Özellikle de elindeki sopayı gördükten sonra. Devam ediyorum. Anam. Kaç 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 kaç. Burası. Hayır. Arkadaş. Takip ediyor mu? Büyük ihtimalle hayır. Kapat 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 kapat. Hemen şuraya. İzimizi kaybettirdik arkadaşlar. Devam edeceğim. Diğer odaya da gidemiyoruz. Nasıl yapacağız bu işi? Acaba şuraya girsem bu bana ne yapar? Sakin. 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 Tamam. Güzel. Bizim öbür odaya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada yapacak bir şey yok. Da oraya nasıl şey yapacağız? Bir şekilde. Nerede öbür arkadaş? Allah Allah. Şuna bir. Güzel. Aha geliyor. Saklan 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 saklan.
Yapma. Çıkıp koşasım var ama hiç. Pilimizi değiştirelim. Şimdi bu benim her türlü önüme çıkacak. Nasıl şey yapacağız? Oraya girmişken ben gidiyorum. Gayet iyi. Yine bizim muhteşem ikilimiz. Bunlardan çekeceğimiz var arkadaşlar. Mecburen gidiyoruz, yol yok başka. Siz ne çirkin şeylersiniz ya. Şuradan gidiyorum arkadaşlar. Diğer tarafta gidecek yer var mıydı? Oraya da bakmak istiyorum. Burada muhtemelen bir şey yok ama yok yok. Biz bayağı onların kucağına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tahliye kapısı bakım notu. Uygun tahliye kapısı bakımı Wallrider projesi güvenliği için çok önemli. Lütfen uygun güvenlik izniyle bir denetçiden Murkoff şirketinin manuel bakım bilmem ne falan filan yardımı isteyin. Burada başka bir şey dikkatimi çekmedi. Nereden gitsek? Yani kan burayı işaret ediyor. Ama şurayı da merak etmiyorum değil. Ne oluyor orada? Yine iri kıyım arkadaş. Şey parlıyor ama duş odası anahtarı güzel. Bu da kapalıdır. Evet. Şovası. Güzel. Zaten ilk önce o anahtarı almamız gerekiyormuş. Pil falan.
Tabii ki yok. Duşlardan geçerek çık. Olur. Anam. Evet. Ne yapıyoruz? Camdan dışarı. Camdan dışarı, camdan dışarı. Adamın gözünün önünde camdan atladım. Kayboldu gitti diyor. Bunlar bizi yakalarsa hiç hoş şeyler yapmayacak arkadaşlar. Çıksam mı? Tek elde açıyor mu kamerayı? Yok, açamıyor. Çıkayım. Kapat kapıyı. Allah'ım. Arkamdan kapat. Neyse. Nereden? Buradan mı? Büyük ihtimalle bununla etkileşime gireceğiz ama diğer taraftaki koridoru da merak ettim arkadaşlar. Oraya da bakacağım önce. Bu az önceki odanın diğer kapısı. Pil var, güzel. Bir de şu öbür taraftaki koridora bakacağım. Size az çok belli şununla etkileşim haline geçeceğimiz. Döküman. İşte böyle şeyler hoşuma gidiyor ya, böyle az buçuk rotadan sapınca oyun seni bir şekilde ödüllendiriyor. Doktor Wernick'in ölüm belgesi. Merhuma 4 Haziran 2003 ile 28 Şubat 2009 arasında iştirak ettim. Ona en son 27 Şubat 2009 günü canlı gördüm. Ölümü yukarıda belirtilen tarihte gerçekleşmiş olup sabah saat 4.11'dir. Başlıca ölüm sebebi aşağıdaki gibidir. İleri yaş nedeniyle kalp yetmezliği. Zaten bir diğer kayıtta da ölmüş olduğundan şüphelenildiği yazıyordu. Büyük ihtimalle ölmüştür o Doktor Wernick ama bilmiyoruz, bakacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oradan büyük ihtimalle geçiş yoktur. Yani o kadar da değil ama bakayım. Yok. Buradan gelmiştik. Şuraya gidiyoruz. Haydi. Bu camı kırar mı? Kırar. Nereden? Yukarıdan.
Çık 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 çık. Güzel. Hiç aşağı inesim yok. Şuradan devam ediyorum. Pili değiştireyim. Bu buradan geliyor. Kapat kapıyı, kapat kapat kapat. Tamam. Of. Bayağı bir uçtuk ya. Oo. Cesetlerden oluşmuş bir dağ. Nereden gideceğiz? Buradan bir şey çıkar mı? Kafası mı yok onun? Evet. Eyvah. Of 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 of. Bizim abi geldi. Gir şuraya. Nerede? Nasıl kaybedeceğiz ki biz izimizi şimdi? Altına gir. Pil çok çabuk bitiyor arkadaşlar. O önümden geçti yani direkt çıkıp gitmeyi düşünüyorum. Burada bir şey yok. Anam. Gir 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 gir. Gir lan. Nereden? O buradan geçemez zaten ama. Nerede? Gelmedi bile. Şuradan devam ediyorum. Şuraya giriş var mı? Yok. Of. Cık.
Dayı sen ne yapıyorsun orada ya? Buraya mı geçeceğiz? İleride bir şey var mı? Yok. Sen bana bir şey yapar mısın? Takip mi ediyorsun? Ah, ne yapacaksın? Bu insan canlısı arkadaşlar. Bundan zarar gelmez. Bizi buradan çıkarmalısın. Bu parmaklıklar Warrider'ı durduramaz. Hepsi Warrider'ın farkında arkadaşlar. Sen beni az az geriyorsun. Doküman falan var mıdır diye bakıyorum ama. Büyük ihtimalle bir şey yok buralarda. Zaten buradan geldik. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Temizlik için biraz yardım gerek. Temizliğin hiç ne yeri ne zamanı. Bu arkadaş bir şeyle meşgul. Bak bir tek bir sandalyede oturan daha. Bunlardan geriliyorum. Bak belliydi böyle bir şey olacağı. Of. Bu arkadaş azmış iyice. Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç mi pil falan yok ya? Biz buradan mı geçeceğiz de sen bana bir şey yapar mısın? Yapma. Hala, deney halen devam etmekte. Buradan atlıyoruz. Güzel. Döküman. Doktor Wernick'in ölüm ilanı. Yaş 90. Huu. 28 Şubat 2009 günü seyri işi yaparken aramızdan ayrıldı. Almanya Münih'te doğdu. Erken dönem bilgisayarın öncüsü olan Alan Turing ile yaptığı matematiksel çalışmalar çeşitli bilimsel topluluklarda ona şöhret kazandırdı. Sancılı bir dönemden sonra Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı vizeyle Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Falan filan. Emekli olup manzara fotoğrafları çekmeye ve kedileriyle ilgilenmeye başladı. Millennium'dan sonra Murkoff şirketinin düzenlediği hayır işini sürdürmek üzere kısa süreliğine Colorado'ya geldi. Sağ kalan akrabası bulunmamaktadır. Eski bir Almancı doktor. Evet. Devam ediyorum. Burada yol yok.
üst kata çıkacağız. Pil. Lütfen. Evet. Güzel. Oh, 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 oh. Sen bana bir şey yapma. Ben geçeceğim. Terbiyesiz. Geç 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 geç. Lan! Bırak. Yapma. Şuradan bir çıkalım, kurtulalım ya. Bak sen de atlama üstüme. Güzel. Büyük ihtimalle buradan gideceğiz. İleride bir şey var mı diye bakıyorum. Ne olur biraz pil ya. Yok. Evet. Buradan mı? Buradan mı? Arkadaşlar ikisi de tekin değil. Tam bu yol ayrımında bu bölümü bitirelim isterseniz arkadaşlar. Dördüncü bölüm ile kaldığım yerden devam edeceğim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.